İlker Bey. İyi akşamlar. Ne oluyor? Hakkınızda şikayet var. Sizi Ela Yüksel'i darp etme suçlamasıyla gözaltına alıyoruz. Ne? Ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Biz daha bu sabah paylaşım yaptık birlikte. Gel söylesene. Aşkım söylesene. Ela için adalet dedik. Hanımefendi lütfen. Bir dakika. Ya siz nerede olduğunuzu farkında mısınız? Hanımefendi lütfen. Buyurun. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Düğündesiniz siz ya. Benim düğünümde. İlhan Orhun'un düğünündesiniz. Bir dakika. İlker. Bana bir şey yapsana. Ya biz paylaşım yaptık İlker. Baba mahvediyorlar. Kızının düğününü mahvediyorlar. Baba. Şiddetin sosyeteği olmaz. Ellerin kırılsın İlker Ilgaz. Yeter. Şiddete dur de. Sosyete hesap ver. Paranız yetmeyecek. Adalet var, paran geçmez. İlker Ilgaz tutuklansın. Şiddete dur de. Dualar Ela için. İsmail Ilgaz'ın oğlu hesap verecek. Bu saçmalıkların hepsini okumak zorunda mıyız? Bu saçmalıklara kamuoyu baskısı diyoruz Hala Hanım. Çok aydınlatıcı oldu. Kamuoyu baskısı çok yüksek. Elimizi kolumuzu bağlayacaklar değil mi? Bu nasıl soru İsmail? İsmail Ilgaz'ın elini kolunu kim bağlayabilir? Bilgisayarın karşısında mesaj atan bir avuç ergen mi? Benim oğlumu sosyal medya mı mahkum edecek? Sosyal medyayı o kadar hafife almayın. Özellikle de İlker Bey'in aleyhine bu kadar somut delil varken. Yani tapusu kendisine ait olan Riva'daki evin içindeki fiziksel delillerden bahsediyorum. Oğlunuzun kanlı kazağı. Yani kanın Ela Yüksel'e ait olduğu tespit edildi. Ve en talihsizi de MOBESE görüntüleri. Kızın oğlunuzun otomobilinden atıldığı görüntüler. Tamam, sosyal medya tek başına bir yere kadar ama delillerle desteklenen kamuoyundan korkarız. Hepsinin bir açıklaması var. Siz isterseniz sabaha kadar delil sayın. Oğlum şokta. Belki şimdi konuşamıyor. Ama konuştuğu zaman o sizin saçma sapan delil dediğiniz her şeyin bir açıklaması var. Kesinlikle. Ama o zamana kadar sürecin doğal akışına müdahale etmemiz doğru olmaz. Özellikle de sosyal ve ticari itibarımız açısından. Sosyal itibarmış. Yok ticari itibarmış. Oğlumuzu değil, şirketi korumaya gelmiş. İsmail nereye? İsmail! İsmail Bey, bir açıklama yapacak mısınız? Açıklama yapacak mısınız İsmail Bey? Size bu gece tek bir açıklamam var. Eğer suçlamalar gerçekten doğruysa, bütün memleketin bunu böyle bilsin ki İlker Ilgaz diye bir oğlum yoktur. Ben İsmail Ilgaz olarak genç kızımızın ailesi kadar bu davanın takipçisi olacağım. Her şeyden önce bir kız babası olarak bu işin peşindeyim. Gerçekten kabahatliyse benim oğlum bu akşam nikah masasından kalkıp nezarete girdi. Belki de oradan cezaevine girecek. Tekrar söylüyorum. Eğer gerçekten kabahatliyse her suçlu gibi o da cezasını çekecek. Çekil!
Seni affetmeyeceğim İsmail. Sesinin tonuna dikkat et. Sana son kez söylüyorum. Oğlunu sırtından vurdun. Bütün Türkiye'ye oğlunun arkasında olmadığını ilan ettin. Sırf Allah'ın cezası şirketin yüzünden. O Allah'ın cezası dediğin şirket olmasaydı sen... Tamam. Kurtardın şirketini. Ne mutlu. Ne mutlu sana. Oğlunu harcadın, şirketini kurtardın. Sorun yok. Ne sen, ne şirketin. Arkasında durmayın. Ben her zaman oğlumun arkasındayım. Her zaman. İlker Ilgaz şu anda cezaevine nakledileceği araca doğru götürülüyor. Gözaltı süresince atılan tweetler... Avukatları kamuoyu baskısına dikkat çekerken az önce nöbetçi mahkemeye çıkan İlker Ilgaz tutuklu yargılanacak. Evet, İlker Ilgaz tutuklu yargılanacak. Ökeliyiz peşindeyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.